Herkese merhaba. Bugün sizlerle ailemle olan değişiklikleri anlatmak istiyorum. Bu değişiklikler beni popüler yaptı. Okuldaki birçok erkek beni kıskanıyor ve tüm bunların babam sayesinde olduğunu anlıyorum. Muhtemelen benim kadar şaşıracaksınız çünkü hayatımızın böyle olacağına dair hiçbir fikrim yoktu. Ama oldu. Benim adım Christina. Birkaç yıl önce annem bizi terk etti. Babam ve ben neler olduğunu gerçekten anlamadık bile. Babam büyük bir aşk ile evlendiklerini, annemin kendi rızasıyla babamın evlenme teklifini kabul ettiğini, ancak yıllar geçtikçe annemin daha sık mutsuz olduğunu söyledi. Özgürlüğü elinden alınmış hissediyormuş ama babam da hiç de katı değildi. Yürüyüşe çıkmasına izin verdi. Bitsiz bir yere gitti. Bana babam baktı. Yine de bir şeyler onu mutsuz ediyormuş. Sonuç olarak ben doğduğumda her şey daha da zorlaştı. Annem doğum yaptıktan sonra sanki mutsuzdu. Bu babamı endişelendirdi. Annem aklını başını toparlayamadı ve sonra daha da kötüleşti. Büyüdüğümde babam her şeyin yoluna gireceğini düşündü ama yine de sürekli kavga ettiler. Annemin ne kadar üzgün olduğunu sık sık gördüm. Odadan çıkmadığı, hiçbirimizle konuşmadığı günler oldu. Ve babam işe gittiğinde biz evde yalnızken sık sık biriyle telefonda sohbet ediyordu. Arkadaşı olduğunu söylüyordu. Bazen arkadaşları bize gelirdi. Onları hiç sevmezdim çünkü anneme sürekli bir şeyler söyleyip onun ağlamasına neden olurlardı. Evimizde oturdukları süre boyunca çok acıktığım zamanlarda bile odadan çıkmama izin verilmezdi. Bazen bu bütün gün sürerdi. Babam gelmeden önce giderlerdi. Hiç yiyecek bir şey kalmazdı. Babamın yaptığı ilk şey bana sarılmak ve ne yaptığımı sormak olurdu. Aç olduğumu söylerdim. Sinirlenirdi. Anneme gidip neden yemek olmadığını ve neden aç olduğumu sorardı. Annem hemen bağırmaya ve isteriye başlardı. Sonra tuvalete giderdi. Babam benim için pizza sipariş eder ve onunla birlikte yerdik. Bu böyle birkaç yıl sürdü. O zamanlar hala küçüktüm ama sonra her şey değişti. Babamın yine bir gün işe gittiğini hatırlıyorum. O zamanlar okula gidiyordum. Geldiğimde annemin arkadaşları yine evimizdeydi. İsimlerini bile bilmiyordum. Yine gelip bir şey hakkında konuştular ve sonra annem odaya gidip bir şeyler toplamaya başladı. Arkadaşları koridorda onu bekliyorlardı. Korktum. Nereye gittiğini sormaya başladım ama annem sessizdi. Ağlamaya başladım. Çok korktum. Ve annem yanıma geldi. Bana telefonu verdi. Gidince babamı arayıp evde kimsenin olmadığını söylememi söyledi. Yakında döneceğini düşünmüştüm. Sadece misafirlerle görüşecek ya da bir yere gidip gelecek diye düşündüm. Annem veda bile etmeden gitti. Gözlerimin içine bakmadı. Sadece kapıyı kapattı ve onu bir daha görmedim. Yaklaşık bir saat onu bekledim ve sonra babamı aradım. Babama annemin gittiğini söyledim. Elinden geldiğince çabuk işten koştu. Babam bana uzun bir süre nasıl olduğunu sordu. Ona söyledim. Telefonu aldı ve annemi aramaya başladı. Ama cevap vermedi. Sonra babam yere oturdu ve acı bir şekilde ağladı. Onu sakinleştirmeye başladım. Ama bana sıkıca sarıldı. Ve annemin bizi terk ettiğini söyledi. Bu sözler kalbime bıçak gibi saplandı. Uzun süre buna yaptığına inanamadım. Her gün onu bekledim. Okula gitmeye devam ettim. Babam işten erken dönmeye başladı. Ve ben de bütün gün oturup onu bekledim. Sonunda yanımızda olmadığını anlayınca benim yüzümden olduğunu düşünmeye başladım. Kimseyi görüp konuşmak istemedim. Sık sık okula atlatmaya başladım. Sadece evde oturdum. Babamla konuşmak istemedim. Hiçbir şey istemedim. Babam kendime çekilmememi istedi. Ama kontrol edemedim. Böyle neredeyse bir yıl geçti. Babam artık benim yüzümden daha erken eve döndüğü için iş yerinde zorlanmaya başladı ve kovuldu. Yaşamak bizim için daha da zorlaştı. Bu şekilde nasıl daha fazla yaşayacağımızı bilmiyorduk. Başka bir iş bulmaya yönelik tüm girişimler başarısız oldu. Çünkü babamın bütün gün işte olması gerekiyordu ve benim yüzümden yapamadı. Bir akşam paramız tamamen bittiğinde acı bir şekilde ağladım. Babam beni gördü ve sakinleştirmeye çalıştı. Ve sonra kendi kendine ağladı. Her şeyin sonu olduğunu düşündüm. Babam bebekler için kıyafet dikmeye bayıldığımı biliyordu. Beni neşelendirmeye karar verdi ve dikiş yapmak için oturduk. Neredeyse bütün gece fark edilmeden geçti ama çok eğlendik. Sonra babam beni yatağa yatırdı. Uyandığımda sandalyede çok güzel bir elbise asılıydı benim içinde. Nereden geldiğine şaşırdım çünkü bir şeyler alacak paramız yoktu. Sonra babam geldi ve her şeyi benim için yaptığını söyledi. Sen bilmiyorsun ama eskiden dikiş yapardım. Bu benim hobim. Sonra bu davadan vazgeçtim ama şimdi her şeyi tekrar hatırlamak istiyorum dedi. Babam bir dikiş makinesi çıktı. Kumaşları dikmeye başladı. Birlikte benim için kostüm, elbise ve tişört modelleri bulduk. Kıyafetleri o kadar beğendim ki herkese göstermek istedim. Onlarla okula gitmeye başladım. İlk gün çocuklar etrafımı sardı. Ve bu kadar havalı bir elbiseyi nereden aldığımı sormaya başladılar. Babamın yaptığını söyledim. Herkes onu övmeye ve iltifat etmeye başladı. Okuldan eve geldiğimde farklı bir kıyafet beni bekliyordu. Ve böylece neredeyse her gün yeni elbise giydim. Dışarıdan gelen hayranlık dolu sözler moralimi yükseltti.
daha iyi çalışmaya başladım ve her gün okula gittim ve ardından babamla Instagram sayfamızı oluşturma fikri aklıma geldi. Babam beni model olarak kullandı ve her şeyi oraya koydu ve sonra inanılmaz bir şey oldu. Çok fazla takipçi kazandık, çok popüler olduk. Babam elbise dikmeye devam etti ve güzel bir komşularımız bize geldi. Durumumuzu öğrendiler ve bize yiyecek getirdiler ve sonra babamdan çocukları için elbise sipariş etmeye başladılar. Bize iyi para kazandırdı. Babamın daha önce kazandığından daha fazla. Sonunda mutluyduk. Babam her gün sipariş aldı. Ve sonra biz internetten öğrenen insanlar bize gelmeye başladı. Yaklaşık yarım yıl sonra evde babam için özel bir atölye yaptık. Okul tatillerim başladığında babamdan bana dikiş dikmeyi öğretmesini istedim ve onunla çalışmaya başladık. İnanılmazdı. Tabii ki özellikle ilk başta çok zordu ama buna değeceğini biliyordum. İlk kıyafeti kendim diktim ve her şey istediğim gibiydi. Neredeyse dize kadar uzanan ince askılı, açık gökyüzü renginde bir yazlık elbiseydi. Babam benimle gurur duyuyordu. Ve sonra kendine aynı kumaştan bir tişört dikti ve eşli giysiler giymeye başladık. Görüntülerimizin fotoğrafları birçok kişiye ilham verdi. Ve babam yazılarında her şeyin bu şekilde sonuçlandığına pişman olmadığını söyledi. Çünkü eşini kaybettikten sonra artık sevgili kızının da dahil olduğu en sevdiği aktivite için zaman buldu. Dahası iyi bir de geliri vardı. Babam her zaman herkese benimle onun ilişkisinden daha önemli bir şey olmadığını söyler. Tabii annemi hala hatırlıyorum. Bazen orada olmadığı için üzülüyorum ama öte yandan babam onun yerine geçip bana çok daha fazlasını verebildi. Şimdi her kötü olayın sana daha iyisini vermek için olduğunu eminim. Daha fazlasına ihtiyacımız yok. Ne diyorsunuz? Bizim yerimizde olsaydın ne yapardın? Sizce annemi bulmaya çalışmalı mıyım? Bir de bana anne babamla nasıl vakit geçirdiğini söyler misin? Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Selam, benim adım Helen. İş arıyorum. Tavsiye edebileceğiniz bir iş var mı? Bir sürü şey yapabiliyorum. Bulaşık yıkarım, çocuk bakarım, köpek gezdiririm ve hatta sizin için markete bile gidebilirim. Tabii ki çok fazla değil ama meşgul insanlar için gerekli beceriler. Şimdi ufacık çocuğun paraya ne ihtiyacı var diye soracaksınız. Size göre her şeyim var. Evet, gerçekçi olmak gerekirse birçok şeyim var ama en önemli şey yok. Aile. Her şey bir yıl önce başladı. Bizimkiler birbirlerini çok seviyorlar. Babam sürekli anneme çiçek hediye ediyor, akşamları birlikte geziyorlar. Annem sık sık babamın sevdiği pastadan yapıyor. Her zaman böyle kalacağını düşünüyordum. Herkesin öyle olmalı. Sonra babam çok hastalandı. Hastaneye gitmeye başladı. İlaç ve diyet verildi. Annem pasta yapmayı bıraktı. Çünkü artık pasta babama yasaklanmıştı. Babam da çiçek almayı bıraktı. Çünkü doktor çiçeklerin babamın başını ağrıttığını söyleyip yasakladı. Ve yine reçeteye göre akşamları dışarıda gezmek babam için sağlıklı değildi. Annem çok üzülüyordu. Babamsa susuyordu. Evi hüzün kaplamıştı. Çok endişelenmiştim. Ve yardım etmek için ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Ama annemler buna gerek olmadığını söylediler. Ev adeta hastaneye döndü. Yüksek sesle konuşmak bile yasaktı. Babam hastaneye çok gitmeye ve orada fazla vakit geçirmeye başlamıştı. Hatta bazen bizsiz hafta sonları bile gidiyordu. Biraz hava almak iyi gelirdi herhalde. Bunu gören annem iyice beter oldu ve sık sık ağlar oldu. Bu duruma çok üzülüyordum. Hep aileme nasıl yardım edebileceğimi düşündüm. Annem babamın ilaçlarına çok para gittiğine ve buna para yetmediği için dert yanıyordu. Nereden para kazanabilirim diye düşündüm. Ve bu şekilde ilk işime atıldım. İlginç zamanlardı. Kendimi bir oyunun içindeymiş gibi hissediyordum. Sabah uyanıyor, hazırlanıyor, çantamı alıp okula koşuyor, yolda benden küçük olan komşu çocuğunu okula bırakıyordum. Bunun için haftalık 10 dolar veriliyordu. Okuldan sonra postaneye gidip postaları dağıtıyordum. Bunun için saatlik 3 dolar alıyordum. Sonra ise komşularımız için market alışverişi yapıyordum. Tek sefer için bana 5 dolar veriyorlardı. Eve gidip anneme yardım edip ev ödevlerimi yapıyordum. Bazı akşamlar bakıcılık yapıp saatine 15 dolar kazanıyordum. Eve geldiğimde babam evde değilse annemi teselli ediyordum. Babam evde ise bu işe bir çare arıyorduk. Zor zamanlar olmasına rağmen problemlerden uzak durabiliyordum. Kazandığım bütün parayı bir kutunun içinde sakladım. Annem bu paraların bana daha gerekli olduğunu söyleyerek reddetti. Zamanla kutuda ciddi rakamlar birikti. Gerçekten çok yoruluyordum. Ama para biriktirip babamı iyileştirebileceğimizi düşünüp durdum. Ailem çalışma saatlerimi biliyorlardı. Ve bununla çok dalga geçiyorlardı. Bir gün postanedeyken hiç beklenmedik bir olay oldu. Postacı hastalandı. Ve benden acilen etiketlenmiş bir paketi yakında bulunan bir adrese teslim etmemi istediler.
Evin nerede bulunduğunu bildiğim için parktan geçerek zamandan kâr etmek istedim. Hava çok güzeldi. Hemen değil de biraz gitmek istedim. Önümde babamın montuyla çok benzer mont giymiş bir çift yürüyordu. Kadın elinde lale buketi tutuyordu. Bizimkilere çok benzedikleri için hoşuma gitmişti. Onları geçip kim olduklarına bakmak istedim. Hatta sağlıklarına dikkat etmelerini, mutluluk için önemli olduğunu söylemek istedim. Onları yetişmeye çalıştım. Adamın sesi babamın sesine çok benziyordu. Mutluyken annemle de bu ses tonuyla konuşuyordu. Şaşırmış biçimde kapşonumu takıp onları geçtim. Ve boş bir banka oturdum. Bana yaklaşmalarını bekleyip bu adamın kim olduğunu merak ettim. Onun babam olduğunu görmekten çok korkuyordum. Ama o olmadığından emindim. Kafamı bir türlü kaldıramıyordum. Bana yaklaştıklarını anladım. Adamın ayakkabılarının babamınkilerle aynı olduğunu gördüm. Onların mutlu sesini daha net bir şekilde duydum. Korkuyordum. İlk başta yapamadım. Ama sonradan bir anda başımı kaldırdım ve ona baktım. Göz göze geldik. Sendeledi. Bu benim babamdı. Beni görünce kadının elini bıraktı. Kadın çok şaşırmıştı. Durup bir babama bir bana bakıyordu. Ben şoka girmiş, babam da susuyordu. Çığlık atıp oradan kaçmaya başladım. Bankta paketi unuttuğum sonradan aklıma geldi. Paketi hatırlayıp geri döndüm. Döndüğümde hala orada oturuyorlardı. Kadın babama bir şeyler diyordu. Hiçbir şey anlamadım. Paketi alıp uzaklaşmak isterken babam omzumdan yakaladı. Onun doktor olduğunu, her şeyin yolunda olduğunu ve bu şekil tepki vermemin yanlış olduğunu söyledi. Bu sırada kadın doktor olmadığını, babamın hasta olmadığını ve bu yalanları artık bırakmayı ve babamın her şeyi çözeceğine söz verdiğini, bir kız olduğu için bizi bırakamayacağını ama artık her şeyi bildiğim için yalan söylemeyi bırakmasını söyledi. Kadın elindeki lalelerle babamın suratına vuruyordu. İyi ki gülle vurmuyor diye düşündüm. Adeta duman içinde duruyordum. Neden böyle olduğunu anlayamıyordum. Anladığım tek şey annemin bunu kaldıramayacağıydı. Bir an babamın evden ayrılışıyla annemin pencerenin başında ağlamaya başlayışı gözümün önüne geldi. O an elimle kulaklarımı kapatıp çığlık atmaya başladım. Eve nasıl vardığımı hatırlamıyordum. Uyandığımda yanımda annemle babam vardı. Gözümün içine bakıp su ikram edip yemek yediriyorlardı. Beni okulda psikoloğa gönderdiler. Uzunca benimle konuştuktan sonra işten dolayı çok yorulduğumu ve dinlenmem gerektiğini söyledi. Annem işe gitmemi yasakladı. Benim için çok endişelenmişti. Peki ya babam? Tekrar gitmeye başlamıştı. Doktoru onu aradığında titreyip hemen sokağa fırlıyordu. Annem ikimize de üzülüyordu. Babamın bu durumunu anneme anlatamadım. Ve babamı da nasıl durduracağımı bilmiyordum. Tam bir felaketti. Bir gün solgun göründüğüm için okuldan biraz erken ayrılmama izin verdiler. Kendimi iyi hissediyordum ama eve gidip biraz sessizlikte neler olacağını düşünmek istedim. Odama gidince şok oldum. Babam kutumdan biriktirdiğim paraları alıyordu. Beni gördü. Yatağa oturup ağlamaya başladı. Açıklama yapmasını bekledim. O kadını sevdiğini, tatil, alışveriş ve başka şeyler için paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Hastalığı bilerek ayarlayıp parayı ortak hesaptan aldığını anlattı. Oradaki para tükenince kadının kendisini kabul etmeyeceğini anlamış ki bizi de bırakamıyordu. Daha birçok şey anlattı. Ama ben hiçbirini dinlemedim. Bizi bırakmaması için ona para ödemeye hazırdım. İşlerime geri döndüm. Ama son zamanlarda para yetmemeye başladı. Ama ne yaparsınız? Her şey sevgili annem için. İşte böyle arkadaşlar. Benim adım Helen. İş arıyorum. Tavsiyeniz var mı?